Biraz sonra yukarı çıkacağım. Yukarısı daha güzelmiş. Yukarıda devam edeceğim. Oba! Evet. Geldik, oturduk. Ha, dizimiz de başladı. Evet, böyle beraber gidiyoruz. Kardeş kardeş. Arkaya fon müziği koymaya da gerek yok. Fon müziği de var. Fon müziği buradan çıkıyor. Aynen. Barlar var mı? Herhalde. Seni benden alamazlar. Ha, şu tarafı da var. Herhalde gezdirecek orayı. Bir saat sürüyormuş arkadaşlar yolculuk. Bu arada 15 TL tura katılırsanız, turla beraber. Eğer özel kiralamak isterseniz 110 TL dedi. Hani gerek yok bence 110 TL'ye. Şurada da bir asma köprü gibi bir şey 15 var. TL idare eder yani, güzeldir. Çok uzakta ama gözüküyor mu değil mi? Oradan ilerisi bir ihtimalle yok. Yok, kapalı zaten. Bir tane otel var. Şurada da welcome halk ediyoruz. Sakin şehir Halifeti yazıyor. Saklı şehir. Sakin yazıyor lan. Saklı lan saklı. Ne kadar da kör değil. Valla onun ırsı yok galiba. Saklı şehirmiş. Ben sakin şehir okudum orayı. Şuraya da villa yapmışlar hemen. Kondurmuşlar oraya villayı. Aynen. Gördünüz. O zaman kondurdular orayı. Baksana villa işte, değil mi onlar villa? Bunlar özel ağlara özel villa. Sallıyoruz tabii, biz bilmiyoruz ne olduğunu. Ama villa gibi duruyor. Şu arka taraf da var zaten. Hadi elli arabaya. Kameranın bir güzelliği arkadaşlar, kamera aldığınız zaman çevreyi seyredebiliyorsunuz. Eğer telefonla çekerseniz telefondan seyretmek zorunda kalıyorsunuz. Bütün anılarınız ölüyor. Yani bence ölüyor. Yani en güzeli böyle alın. Arka tarafında şey de olmasın, ekran da olmasın. Öyle kullanın. Yani şöyle. Şu şekilde. Şöyle tutmanız yeterli zaten. Aynen öyle. Baktığınız her yön çekiyor. Aynen öyle. Yani fazla sallamazsanız kamerayı düzgün görüntüler alırsınız zaten. Gerek yok ekrana bence. Bu arada harika. Evet. Burası zaten kanyon gibi ama su basmış. Su basmış kanyon. Çok iyi abi. Instagram'da hikaye paylaşıyorum, şarkı söylemek.
kralın kızının mağarasını görüyoruz. Bakalım. Fırat kenarında daha da belirginleşiyor. Irmak boyu sağlı sollu yükselen duvarlar, mağaraların dolduğu nedeniyle yer yer değişik bir görüntü sunuyor. Beresun'un karşı yakasında da devam eden bu doku, bir başka özelliği ile benzerlerinden ayrılıyor. Önünde incir ağaçlarının yükseldiği oyun, incirin nüshalarının çoğaltıldığı mağara olduğu ileri sürülüyor. Bazıları bir kral kızının sarayı, bazıları kutsal büyük, bazıları da isimsiz kahramanlar olarak tanıtılıyor. Bu mağarada günümüzde yırtıcı kuşlar ve nesli tükenmekte olan hayvanları barındırıyor. Değerli eşyalarını, altınlarını, bosuçlarına gömerlermiş. Bunları kimse kazıp, mezarı açıp eşyalarını almasın diye kayayı oyup ev yapıyorlar ve bekçi dikiyorlarmış. Milattan önce 855 yılında Asur kralı 3. Salmanassar tarafından zapt edildiği zaman Şitamrat adını taşıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek Urima adını koydular. Süryaniler ise Kal Aromeita ve Hezna Deremeya adını kullanmışlardır. Şehir Arapların eline geçtikten sonra Kal At-ul-Rum adını almıştır. 2. yüzyılda Bizanslılar Halfeti'ye Romain Kalyo adını vermişlerdir. 1290 yılında Eşref komutasındaki Mısır ordusu Halfeti'yi yeniden ele geçiriyor ve ona Kal At-ul-Müslim'in adını veriyordu. 1516 yılında zamanın akışı değişir. Mercidabık Savaşı'nı kazanan Osmanlı Halfeti'yi de ele geçirir. Osmanlılar ilk kez bu dönemde kente Kale-i Zerrin yani Altın Kale, Hazreti İsa'nın havarilerinden Johannes'in Roma döneminde Rum Kale'de kayadan oyma bir odada İncil'in nüshalarını çoğalttığı rivayet edilir. 1113'te 3. Gorgias Rum Kale'ye başpiskoposluk makamını taşıyarak stratejik kimliğinin yanı sıra önemli bir dini merkez olmasına da yol açmıştır. 120 çarpı 200 metre ebatlığındaki dikine kesilerek ulaşılması zorlaştırılan doğal kaya platform üzerine oturtulmuştur. Sur duvarı düzgün kesilmiş kalkan kesme taş bloklarıyla inşa edilmiştir. İki ana giriş kapısıyla girilmektedir. Batı yöndeki kapıya Merzimen çayı üzerindeki köprüden ulaşılmaktadır. Kapıdan girildikten sonra doğal kapıya uygun kademeli olarak yapılan burçlara açılan üç ayrı kapıdan gelip iç kaleye girilmektedir. Fırat nehrine bakan doğu kapısına ancak Fırat geçildikten sonra ulaşabilmektedir. Böylece kalenin kendine özgü savunma sistemi oluşmuştur. Rivayet edilir ki Rum kalebeyinin yönetimi devredeceği bir oğlu olmuş.
oğlunun adını Nergis koymuş. Bu oğlun o kadar güzel ve biçimli bir yapısı varmış ki onu gören genç kızlar ona aşık olur. Ancak aşkına karşılık bulamayınca yıkılır ve onun aşkından intihar ederlermiş. Delikanlı ise buna bir anlam veremezmiş. Günlerden bir gün kale saldırıyormuş. Kalenin beyi oğlunu saklamak ve kaçırabilmek amacıyla oğlunu Ruh Kale su kuyusuna indirmiş. Kuyunun dibindeki su çok berrakmış. Tıpkı bir ayna gibi olan suda delikanlı kendi görüntüsünü görmüş ve ona aşık olmuş. Eğilip ona ulaşmak isteyince de önce kuyunun dibine, oradan da Fırat'a yuvarlanarak boğulmuş. Denir ki, delikanlının boğulduğu yerde bir çiçek bitmiş. Adına Nergis denmiş. Dünyanın en güzel çiçeklerinden biri olan Nergis, buradan tüm dünyaya yayılmış. Ama hiçbir yerde Halfeti'deki kadar güzel kokmamış. Arkadaşlar şurada göreceğiniz cami, suyun altında kalan cami. Şimdi çeviriyorum, ona bir bakın, çok rüzgar var. Bu arada bu cihaza mikrofon takılmadığı için böyle konuşuyorum. Sesim de çok kötü geliyorsa kusura bakmayın. Dönelim hemen bakalım. Bir bilmecenin eksik bir parçası gibi öyküyü tamamlayan en klasik fotoğraflardan biri de bu. Alt sıradaki evleriyle birlikte minaresi yarısına kadar sulara gömülen köy, dünya basınına da yansıyan fotoğraflarıyla kederli öyküsüne istenmedik bir şöhret eklemiştir. Beresur ya da Savaşan köyü, şimdilerde Halfeti'den kalkan tekne turlarının vazgeçilmez durağı. Henüz yalnızca çay, kahve ya da mütevazı bir yemekle yetinilen bu turistik mola, gelecek yıllarda ise büyük bir potansiyel vaat ediyor. Yamaçlarında dizili ve hemen hemen hepsi boş duran taş evlerinin yakın yıllarda birer butik otele dönmeyeceğini, manzaralı teraslarında akşam içkilerinin yudumlanmayacağını, sahilinde zarif teknelerin dizilmeyeceğini, ahşap iskelelerden serin sulara atlanmayacağını kim söyleyebilir ki? Beresur kıyısında ağaçlar arasındaki bu kır kahvesi şimdilik bir tek aile tarafından işletiliyor. Ve zaman zaman sular daha da yükselen sularla kovalamaca oynuyor. Şerefelerine kadar suya batmış cami minaresi ise halen en çok fotoğrafı çekilen görüntü olmaya devam ediyor. Bizimle beraber Halfeti'nin tarihi ve eşsiz güzelliklerini görmüş ve tanımış olduğunuz için sizlere teşekkürlerimizi sunarız. Arkadaşlar yavaş yavaş geri dönmeye başladık. Yolculuk bu kadar. Hani geriye dönerken de biraz da eşimle vakit geçireyim. Sizin için
için yaklaşık 22 dakikalık bir video çektim. Devam ederiz ara ara ama aşağı iniyorum artık. Kusura bakmayın. Arkadaşlar geldim. Gezi bitti. Size önerim, gezeceğiniz zaman üstünüze bir mont alın. Çünkü acayip soğuk oluyor. Ve de mutlaka Gaziantep'e geliyorsanız buraya da uğrayın. Burası çok güzel bir yer. Vallahi iyi ki gelmişsiniz diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi Urfa'ya geçeceğiz. Urfa'ya geçtiğimizde de devam edeceğiz çekimlere. Şimdi Urfa'ya doğru çıkacağız. Hazırlanıyoruz. Oy. Yoruldum ve de acayip sıcak. Teknede donduk. Buraya geldik, yandık. Bir de montla geziyorum yani. Akıllıyım ya. Üstüme de bir şey almadım. 18 derece gösteriyordu. Vallahi şu anda 25 derece var burası. Piştik ya, piştik. O kerpedeki duruma döndük. Kerpe videosunu izleyin, görürsünüz arkadaşlar. Oradaki duruma döndük vallahi. Neyse, Urfa'da görüşürüz artık.